Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme zidnâ ilmen ve imanen yakînen tevkülen teslimen ve tevfîzen ve minyanen arifeten muhabbeten işkan ve iştiyaken ilâ yıkayık ve smeten ve metaneten ve hikmeten ve sadakaten ve ihlâsen ve ihsanen ve itikânen ve hafizeten ve zâkireten basreten firaseten ve affen ve afiyeten ve kalben selima. Allahümme merhamna ve merham ümmeti Muhammed. Allahümme mahfilene ve mahfil ümmeti Muhammed. Allahümme mahfilene ve mahfil ümmeti insaniye. Aynı zamanda odada da ofiste bir recorder var. Periskop'a geçene kadar. Bu konu aşk konusu bizim ana gündem maddemiz. Aşk ve devrim ve savaşçı, Civan Mert savaşçı, o yiğit dönsün geriye. Şiir yazımı biliyorsunuz, şiire benziyorsa. Ben her gün şiir yazan biriyim aslında, biliyor musunuz? Ve pek çok şeyi beni provoke eder şiir yazma konusunda. Dün de Bollywood filmi seyrettim bir tane. Bollywood filmleri bana şiir yazdırıyor. Savaşçı. Fighter. Bizim Muhammed Salih de savaşçı. Bu ofise sahip çıkıyor. Diyor ki, bu ofis benim. Bu koltuk benim. Her gün karıştırmaya geliyor. Özel zevkler arasında. Tabii 4 yaşında bir çocuk. Süfyan Erdoğan da 4 yaşında çocuk gibi yapılıyor özünü. Ülkenin tapusu benim, her şey benim diyor. Gözünün gördüğü, elinin uzattığı her şey benim diyor. 4 yaşındaki Muhammed Salih gibi davranıyor. Ve dolayısıyla yaş zekası 4 yaşında kızmaya da gelmiyor. Yani eleştirsek mahkemeye veriyormuş. Fitil fitil burnumuzdan getirecekmiş filan. Kaçıracakmış, bir sürü şey var. Yani nanesi var. Tabii hırsızlığı, teröristliği had safhada nasıl saklayacağını bilemiyor. Şimdi konu aşk. Aşk olunca ben de nereden gireyim diye düşünürken Allah razı olsun Ahmet Kürcan abinin ve Cemil Topuner abinin iki yazısını gördüm. Sevgisini öldüremeyen aşıkın hikayesini yazmış. Burada 19 sırrının duası da şeyde var. Cemil Tokpınar hocamızın yazısında var. 19 sırrı Veysel Karahani Hazretleri'nin münacatında bulunur. Afrika'da bir bacımız da bunu yakınlarda rüyasında gördü ve bana bunun sırrını, hikmetini sordu. Bu 19 ismi sordu. Ben de önce 7'den başlayalım. 7 mühürden başlayalım dedim. Hazreti Süleyman'ın 7 mührü vardır, 7 isim vardır Esma-ül Hüsna'da. 19 dedim, kolay değildir 19 sırrı. Bu insan-ı kamillerin ömür boyu yaptığı bir duadır. 19'u okursanız başınıza bin bir türlü belalar, musibetler gelir. Ağır imtihanlar gelir. 19 Esma'nın sırrını kaldırabilirseniz vereyim. 7'den başlasak daha iyi olmaz mı? Bilemiyorum tabi. Cemil Tokpınar hocamız ve Ahmet Kurcan abimiz iki yazıda birbirlerini tamamlamışlar. Afrika'daki bacımızla beraber tamamlamışlar. Kün feyekun. Allah ol derse oluverir. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez. Ol derse hemen olur. Buğulanları Hazreti Fatma kurtarır denizden, Hazreti Hatice kurtarır, Hazreti Ali kurtarır. Sevgisini öldüremeyen aşıklar vardır. Bizim aşkımız, sevgimiz ölümsüzdür ve kimse öldüremez. Neden acaba? Çünkü biz savaşçıyız. Biz Ebu Zer Gifari Hazretleri gibi aslında doğruları söyleme noktasında
Golcü davutlarız. Söylediğimiz zaman da kızıyorlar bize. Ebu Zer Hazretlerini kullana kullana iktidara giriyor bazı insanlar. Sonra da Ebu Zer Hazretlerini sevmiyorlar. Hem seviyorlar hem sevmiyorlar. Her cemaatte, her tarikatta, her devlette, her İslam devlet ve yapıda bu var. Hazreti Ömer adalet ederler. Hazreti Ebu Zer dirayeti, mertli, civan mertli derler. Yolsuzluğa, hırsızlığa karşı çıkarlar. Ondan sonra gücü elde etti mi? Elde etti mi? Tamam. Ebu Zer'i unut gitsin. Yalnızlığa mahkum et. Söv, şeytanlaştır, hakaret et. Ondan sonra Ebu Zer'ler yalnız yaşasın. Kendi yalnızlığına mahkum olsun. Kendi aşkının girdabında bulsun. Hazreti Ömer'ler şehit edilsin, ölsün. Hazreti Ömer'in adaleti hayal olsun, utopya olsun. Ebu Zer Hazretleri bulunsun ama hapiste olsun. Hapse atamazsak izole ederiz, aforoz ederiz, yalnızlığa mahkum ederiz. Çılgın çünkü. Çılgın bir aşık. Dost doğru, emrolduğu gibi dost doğru söylüyor Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Hud suresinin ifadesiyle. Peygamber Efendimiz'den gördüğünü, sahabelerden gördüğünü dost doğru söylüyor. Bu bağlamda şiiri anlarsak, diğer iki yazıya geçeceğim. Asiyim, hırçın ve özgür. Sınırım, serhatim yoktur. Aşkım, get ready to fight. Çılgın olduğumu bilirsiniz. Beni tanımlayanlar çılgın diye tanımlıyormuş. Tanıyanlar, tanımayanlar ise başka şeyler söylüyorlar. Yaşanmadık bir hayat bıraktın derdi beni dostum Gül. Evet, yaşayamadım hiçbir an. Senden ayrıldıktan sonra. Kalbim sensiz, öfkeliydi. Tekrar birleşti diyor şimdi. Kim diyor ya? Bilmiyorum. Tamam. Senindim ben hep. Aslında ben bu aşkın çocuğuydum. Bu aşkın neferiydim. Bütünüyle senindim, senin. Ben hizmetin kuru köpeğiyim, kıtmiriyim. Benimle olduğunda hizmet yaşarım. Kalmadı hiçbir dileğim bu dünyada. Bir hiçim ben sensiz. Toprak gibi serttir ayaklarım. Kalbim Allah'ın elidir. Ben daha yeni başladım. Kolay olan yok olur burada. Kolay yoktur aslında. İslam kolay emreder ama aslında kolay yoktur. Zor vardır burada. Durmak yok, yorulmak yok. Hazır ol dövüşmeye haydi. Get ready to fight. Hayat zordur. Zordur burada. Kanada'da hayat kolay değildir. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Düşünmeyin, yapın. Sadece yap. Kendinizi hazırlayın buna. Kaybedeceğim diye bir şey yok. Gücünü göster, hayat kısa. Yapacağın işler ise çoktur. Tut gönlünde, tut ruhunda. Kazanmak var. Kazanmayı dile. Başaramayanlar, başaramayacağını düşünenlerdir. Her aşk mutlaka kazanır. Çünkü aşk kahardır aynı zamanda. Kahar aç, aşk güçlüdür. Delidir aşkı. Aşk kahardır. Nasıl oluyor diyeceksiniz? Aşk, aşka güçle ulaşılmaz. Siz bir kalbi, bir ruhu güç kullanarak, bütün devleti kullansanız, bütün
varlığınızı yolculuklarsanız fethedemezsiniz. Aciz, fakir, dervişler güçsüzdür, evet. Lakin güçlüdür. Güçsüzlüğünde yatar gücü, samimiyetinde yatar. Hayırsever oldum derseniz ihtiyacınız var. Kalbinizin bağı budur aslında ruhunuzda. Bırakamazsınız asla. Hizmeti bırakamazsınız. Yaşayamam dersiniz. Beraberdir kalbimde. Gördüğümden beri duramıyorum dersiniz. İhtiyacımız var sana güzel ruh. Olduğun her an, her hatırayı zihnime kazıdım. Gözlerim bitkin, ruhum da yağmur. Kalbim gerçekten yakın hissediyor. 18 el tekniğidir Esma'nın üstüne. Bir de 19 Hatamul Misk var. İster geyik ol, ister aslan ol. Hep koşman gerekir. Hep asi. Bir aslan, bir ceylan gibi. Sabah uyandığında ceylan olsan, beni aslan yiyecek diye koşarsın. Aslan olsan, bir ceylan avlamak için koşarsın. Aç kalacağım diye. Halbuki rızkını Allah verir. Öfkeni hissetmelisin tutkuyla. Kendi yolunu çiz, seç, sıkı çalış. Kazanmak istiyorsan, hazırlan geleceğe. Dövüşmeye hazır ol, sıkı çalış. Bu dövüşmek fiziki dövüşmek değildir. İlimdir, kalemdir, kılıç kınına girmiştir. Biz medenileri ilimle ikna ederiz. Aşka asla güçle ulaşamazsın. Güçlüler, zalimler boyun eğdirir. Koyunlara. Güçle zalimler haklı olduklarını zanneder. Halbuki nefesim kalbindedir aşkım. İhsan asi. Onun ruh insan olur. Yüzleri kara çıkartmaz. İyiliklerini ödeyemeyiz hizmetin hiçbirimiz. Asla uyumaz aşıklar. Hizmetin ayak izleridir. Benim hafızamda, nefesimde, nefesime dolanan nefesimde. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalkar. Simamda, gözyaşlarımdadır hizmetin ruhu. Burada olsaydı yağmur dökülürdü üstünden. Gözyaşlarım yağmur gibi olurdu. Her buluştuğumuzda rahmet dökülürdü. Aşkın gözyaşları kurudur diye bir şiir yazmışız da. Hadi aşkın anlamını öğrenelim. Aşk tabidir. Unsuridir ve ruhanidir ve ilahidir. İbn Arabi dörde ayırır. İnsanlar tabi bir şekilde affections'la bir yakında bir nesneye, bir kişiye aşık olur. Sonra think, unsuridir. Sever. Muhammed Salih geliyor. Benim ofisi seviyor mesela. Aşık oluyor. El çekmiyor buradan. Çünkü heyecandı. Tutkudur aşk. Süfyan Tayyip da Türkiye'yi seviyor galiba. Tapusu kendisine ait olsun istiyor. Ve bu Think'lere karşı, 400 milyon dolarlık uçaklara karşı da böyle sevgisi var yani. İhtiyacı yok. 16-17 tane uçağı var ama doymaz insanoğlunun gözü. Bir vade altın versen, bir vade daha ister, gözünü toprak doyurur. O halde ruhani aşk lazım değil mi? Ölümsüz aşk lazım. Çünkü sizin ruhunuz ölümsüz. İbn Arabi öyle diyor. Ruhani aşka yönelmiş İbn Arabi ve ruhani evlilikler yapmış. Human marriage konseptinde fiziki olarak evlilikler yaptığı gibi ruhani yaptığı evlilikler var İbn Arabi'nin. Ölümsüz olan ruhu bu nedenle sınırsız bilgiye
Esma-ül Hüsna'nın tecellilerine ulaşmış ve ilahi aşka, ruhani aşka geçtikten sonra oluşuyor. Yani mecazi dediğimiz ilahi aşka ulaşma noktasında basamaklar var. Tabii, unsuri, ruhani, sonra ilahi geliyor. Götür beni, yoksa peşinden gelirim. Tam deli olduğumu biliyor musun? Der insanlar. Ölene kadar beklersiniz siz bu ruhani ve ilahi aşkı. Şimdi hayalleriniz vardır. Bu hayalleriniz peşinde koşarsınız. Ve hep ölümsüz aşk ararsınız. Nerededir ölümsüz aşk? Ruhlarda mıdır? Ruhani aşkınızı ruh ikizini buldunuz diyelim. Fiziken bedenler buluşur mu? Fiziken buluşsa bile aşk acaba tamama erer mi? İşte Ahmet Kurcan abinin yazısını okuyunca şok oldum. Ben de o sırada bu şiiri yazıyordum aynı dakikalarda. Sanki paralel düşünüyoruz. Biz perleriz yani. Ahmet Kurcan abiyi çok severim. Aşkı bedenlerin buluşması, ruhların ise hasretidir diye tarif ederler demiş. Çok güzel bir söz. Aşkı bedenlerin buluşması, ruhların ise hasrettir. Yani bedenler fiziken buluşsa bile ruhlar hasret içinde kalıyor. Örnek vermiş. Yani 30 sene evli kalan çiftler var. Fakat bir türlü bedenler buluşsa bile ruhları hasret içinde kalmış. Bu süreçte pek çok aile eşinden dağıldı, ayrılmak zorunda kaldı. Ülkeler var arasında, hapishaneler var, duvarlar var. Pek çok engeller var, aileler araya girdi. Pek çok bariyerler oluştu. Bunların hikmetine baktığımızda ilahi aşk için saf ilminde bir sekre gelince ortada bir şatahat duruyor. Bu sufi terminolojisi kullanmış Ahmet abi. Dikkat dokursanız cümleyi bir daha okuyayım. Aşkı bedenlerin buluşması, ruhların ise hasretidir. Yani ruhlar daha hasret içinde. 30 yıl geçmiş evlerini belki ama bedenler hep yan yana, can can olmuş 30 yıldır ama ruhları sürekli hasreti yaşamış. Yani daha ruhani aşkını ve mecazi aşkı bulamamış. Bir seri sürükte. Hasret deryalarında yüzmüşler sürekli. İçtikçe insanı tutan suzlu deniz suyu misali hasret hasreti netice vermiş. Hasret bitmemiş. Bedenlerin kavuşması neticeyi değiştirmemiş. Yani isterseniz aşkın tarifini bir daha okuyun. Bedenleri buluşması ruhların hasreti. Ama bir gün gelmiş birbirlerine derecesine aşık bu iki kişi. Ben dediğim sensin hep. Canım dediğim, sen dediğim sensin hep. Ufkunda ömürlerini devam ettirirlerken bedenleri ayrılmış. Bir Süfyan Soyuk gelmiş, ayırmış. Bahanesi, gerekçesi ne olursa olsun. İlk akla gelen ölüm. Hayır, ölüm değil. Bedenlere ne ayıran. Daha yaşıyorlar. Meşhum ve melun insanların elleriyle gerçekleştiren meşhum ve melun hadiseler ayırmış onları. İşte ne olduysa o ayrılık zamanda olmuş. Bedenlerin ayrılığı, ruhların hasretini ziyade etmesi beklenirken tam tersi bir sonuç ortaya çıkmış. İşte bu işin püf noktası. Yani yan yana 30 yıl geçiren bedenler ayrıldıktan sonra hasretle tutuşması gerekirken yani ruhlarının aradığı aşkı hasretle bulması gerekirken tam tersi bir sonuç ortaya çıkmış. Biri içeride, diğeri dışarıda. Hapishane olabilir, yurt dışı olabilir. Türkiye'de kalmıştır eşi ve ayrılmışlardır bir şekilde. Haftalık görüşmeler, bedenlerin hasretini bitirecek açık görüşler ve hatta bayram ziyaretleri sırayla teker teker kesilmiş. Aradan aylar geçmiş, nihayet iddianameyi yazmışlar. Bu kadar olmaz ki demiş hakim dediler karşısında. Ve ilk duruşmada içerideki dışarı çıkmış ama artık karşısında ne bir ben
bulabilmiş ne de bir sen. İnkar etmiş yaşadıklarını önce. Olmaz, olamaz demiş defalarca. Konduramamış sevgilisine. Ama onun olmaz, olamaz şeyler maalesef olmuş. Faruk Nafız Çamlıbel'in meşhur Çoban Çeşmesi şiirinde anlattığı eski sevdalar aklına gelmiş. Ben onun Ferhat'ı, o benim Şirin'imdi. Ben onu Kerem'i, o benim Aslım'dı. Ve o benim Leyla'm, ben onun Mecnun'u idim. Ne oldu böyle diye cevapsız soruları sormuş günler boyunca. Dilinde ne şair yaş döker ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhuda seslenir, beyhuda çağlar. Bir sola bir sağa Çoban Çeşmesi. Mısraları bir sağa bir sola dönmüş durmuş. Aradan geçen iki koca yıldan sonra sevgilisini gönlünde öldürmeye karar vermiş. Ama sevgisini ve aşkını bir türlü öldürememiş. İşte vurucu cümle bu. Sevgisi ve aşkı bir türlü ölmemiş. Pekala ne yapmış dersiniz? Kendini hatıralar alemine salmış. Galiba ben de bunu sık sık yapıyorum. Hatıraları anlatıyorum. Çünkü geçmişini kaybederse kendisini de kaybedeceğini biliyor. Bunun farkına varmış. Bütün boşluğa düşeceğini idrak etmiş ve bedeni, bugün de aklı, hayali, zihni, kalbi, gönlü hep mazide yaşamaya başlamış. Bilerek yapmış bunu. Sevgisinin öfkeye, öfkesinin nefrete, nefretinin kine dönmemesi için kırmızı bir çizgi çekmiş oraya. Psikolojide geçmişte yaşayanlar depresyondadır denir. Eğer geçmişte yaşıyorsanız depresyonda yaşıyorsunuz. Gelecekte yaşıyorsanız anxiety var. Gelecekle ilgilenen şeyleriniz var demektir. Bugün yaşamanız gerekiyor. Barış içinde, huzur içinde. Bunu yapamıyorsanız geçmişe dalıyorsunuz ve geçmişteki hatıralar gözünüzün önünde canlanıyor. O lezzetler kalmış. Acılar, elemler gitmiş. Ve o lezzetleri, o güzel hatıraları yad ediyorsunuz. Tarihe karıştı eski sevdalar diyen Faruk Nafız Çamlıbel de inatla yapmış bunu. Karşılığını bulmasa da, eşinden aşkına vefa görmese de, sevdiceğinden devam etmiş böyle dalanmaya. Bedenlerin buluşmasını değil, tıpkı ruhlar gibi bedenlerin hasretini de aşkın tırnağına dahil etmiş. Ruhların hasreti. Ruhların hasreti vardır. Ölümsüz ruhların hasreti. Her şeyin ruhu vardır. Allah'ın yarattığı camit taşların dahi ruhu vardır, biliyor musunuz? Hayvanların da ruhu vardır, bitkilerin de ruhu vardır. Bediüzzaman Saytüsi zişur olan insanı bunlardan ayırırken tefekkür etme, düşünme kabiliyetine göre eşref-i mahlukat sayar. Yoksa bütün mahlukat Allah'ı kendi lisanında zikreder. Ki Peygamberimiz taşları zikrettiğini göstermiş. Önünde göstermiş. Taşlar Allah'ı zikrediyor. Rüzgar hu diyor. Siz duymuyorsunuz. Kediler er-Rahim er-Rahim diye zikrediyor. Kuşlar cik cik diye ötmüyor. Kuşlar Allah'ı zikrederek ütüyor. Her yaratılmış Allah'ı kendi lisanında zikrediyor. Bunu görmekle, bu ayet-i kübrayı müşahede etmekle siz bu dünyaya gönderilmiş şuur sahibi, ruh sahibi insanlarsınız. Sufiler aşkı anlatırken, ilahi aşkı, enfes tespitlerde bulmuşlar. Dağ dağa kavuşur, aşık maşuka kavuşamazmış. Kavuşsaydı aşk biterdi. Bu tecellinin talibi yok maalesef. En uzun aşk, bilim adamları 1,5-2 yıl sürdüğünü söylüyor. Yani iki insan birbirine aşık olarak evlense 1,5-2 yıl sonra evlilik aşkı öldürüyor diye bir tespit var. Çünkü birbirlerinin yanlışlarını, hatalarını görüyorlar. O hayal dünyasında, beklentiler içinde evlendikleri şahıs yok karşısında. Beklentileri karşılamıyor. İşte ruhlar o yüzden hasret içinde hala aşkı arıyor. Evlenmiş fakat
bedenler buluşmuş. Aşk, yani tabii unsuru aşk ölmüş. Evlilik bir imtihandır Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, sizi biz eşlerinizden, çocuklarınızdan, dünya metandan, bakanmaz hepsinden imtihan edeceğiz. Bir imtihan için, yani seyri sürükte insanın kamil olma noktasında veya mutmain nefis olma noktasında, cennete ehli olma noktasında evlenmeniz gerekiyor. Bu tecrübeyi yaşamanız gerekiyor. Bu tecrübeyi yaşamadan insanın kamil olanlar vardır. Yani mücerret olmuş, hiç evlenmemiş insanlar vardır ama bunlar çok âli ruhlardır. Fethullah Gülen Hoca Efendi gibi, Hazreti Meryem gibi, Bediüzzaman Said Nursi gibi ruhlar çok yüksek. Onların seviyesinde değilsiniz ki. Siz evleniyorsunuz ki bu tecrübeleri yaşayasınız. Eğer yaşamazsanız ruhani ve mecazi aşka ulaşmanız çok zor oluyor ve cebri hicret geliyor. Allah sizi cebren hicret ettiriyor ki sevdiklerinizden, vatanınızdan, milletinizden, ailenizden, yani putlaştırdığınız makamdan, mansıptan, maldan, mülkten, kutsal dediğiniz o kutsal devletten, bayraktan, yani sizin bütün kutsallarınızı yok ediyorlar, baltalıyorlar. Sizin putlarınızı kırıyorlar. Aslında teşekkür etmemiz gerekiyor. Biz çünkü o putları kendimiz kıramıyorduk. O sosyal inşaatta o putlar yapılmıştı. Ve atalarımızın, ecdadımızın o kutsallarına saygı gösterip putları kırmıyorduk. Bir putperest olmuştuk aslında. Şimdi Süfyan Tüyüp ve Mit Krallığı bizim için putları kırıyor. Yok ediyor hepsini. Bizi cebri bir hicrete attı. Bu cebri hicrette bizim ruhani ve mecazi Allah aşkını bulmamız için yardımcı oluyor. Bunu bilerek yapmıyorlar tabii. Onlar zulüm olsun diye yapıyorlar da aslında sonuç itibarıyla velayet ufkuna ulaşmadan hizmet edenleri ahir zamandaki yükü, büyük hizmeti yüklenemezlerdi. Yani en az 130 bin tane sahabe kadar velayet ufkuna ulaşmış insana ihtiyaç var. Bu sayı çok düşüktü. Şimdi Allah-u Teala kader planında, hakikat nazarında aslında cebri hicretle bizim ruhani ve mecazi aşkı bulup cismani olan tabi ve unsuri aşktan uzaklaştırarak bir imtihan sürecine soktu. Bu süreç ne zaman biter diye soruyorlar. Ben de şey diyorum, 130 bin tane sahabe noktasına ulaştığımızda yeterli oluyor. Bütün şeyi, tebliği yerine getirmek, yani devrimi yapmak noktasında devrim böyle oluyor. İhtiyacı olan sayı tuttuğu zaman artık süreç bitiyor. Ve aşk, ruhani devrim meydana gelmiş oluyor. Artık ilahi aşk bütün dünyayı gölleyecektir. Aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur. Aşık ise bir ölü. Var gibi görünen bir yoktur o ufkunda. İmrarı hayat ediyor yani Allah-u Teala. Hakikat nazarında. Dilindeyse sürekli sevgilisine kavuşamayan Nevres-i Cedide denilen Osman Nevres'in senden bilirim yok bana bir fayda ey gül şiiri var. Bu çok güzel bir şiir. Birlikte okuyalım. Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül. Gül yağını eller süründür şatlasa bir bül. Etsen de abestir siteme hare tahammül. Gül yağını eller süründür şatlasa bir bül. Ellerle o zek etti ben ateşlere yandım. Çektim o kadar cevriz cefasın ki usandım. Derlerdi kabul etmez idim şimdi inandım. Gül yağını eller süründür şatlasa bir bül. Senden güzelim çare bana katr-ı emeldir. Etsen dahi ülfet diyemem, ellerle haleldir. Ayar ile geçsen de gücenmem ki meseldir. Gül yağını eller sürünür, şatlasa bir bil. Gördüm açılırken bu seher gonca ihare, sordum ne ola bu cevri cefa bülbül izare. Bir ah çekip hasret ile dedi ne çare, gül yağını eller sürünür, şatlasa bir bil. Biganedir, bigane edadır, bilir ol afeti herkes.
Ümmidi visal eyleme andan emerin kes. Beyhude yere ahu figan eyleme nevres. Gülyane eller sürünür şatlasa bir bül. Bu eşsiz şiirin ilk kıtası Tamburi Ali Efendi tarafından Hüseyin'i makamda bestelenmiş ve Zeki Müren çok güzel okuyor gerçekten. Zeki Müren'den bunu dinlemenizi tavsiye ederim. Ben buradan 19 Esma'nın sırrına, Veysel Karani'nin münacatına geçeceğim. Veysel Karani Hazretleri Allah'a çok kulu gelen takva sahibi ve annesini bırakamadığı için sahibi olamamış ve peygamberimizi ziyarete gelemediği için tabi'in kalmış biri. Tabi'nin en büyüğü olarak sayılır. Annesine olan sevgisi, şefkati ve muhabbeti nedeniyle de Allah ona üveysi olmasına rağmen, bir ilim öğrenmemesine rağmen üveysilik makamının şahı olmuştur ve Allah ona vehbi bir ilim vermiştir. Yani bir kesbi ilim var biliyorsunuz. İnsan öğrenir, çalışır, çabalar, hak eder, liyakatı olur. Allah da o ilme yakın, ilmine aynel yakın ve hakka yakın yapar ve vehbi bir ilim nasip eder. Bazı insanlar ise üveysidir. Yani çobandır, ilim tahsil etmeye imkanı yoktur ama samimiyeti vardır, ihlası vardır. Allah o çok rükû ve secde eden takva sahibi samimi kullara üveysi, vehbi bir ilim nasip eder. Uzun geceleri sadece secdede geçirir. Allah dostudur ve her zaman Allah'ı tesbih eder. O tesbihlerle, o zikirlerle, tesbihatlarla, zikir ve dualarla Allah onu üveysi kılar. Münacatı var Veysel Kıran Hazretleri'nin. Bunu okuyanlar, ki Cemil Tokpınar hocamız bunu yayınlamış, Esma-ı Hüsna ile örülmüş bir dua gerçekten. Bir namaz kahramanı olan Veysel Karani aynı zamanda bir dua kahramanıydı. Onun münacatı Esma-ı Hüsna ile tertip edilen duaların en güzellerindendir. Çünkü ayet-i kerime diyor ki en güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. Araf suresi 180. Allah'ın isimleri sınırsızdır. Ve Allah'ın bilinen isimleri var. Kur'an-ı Kerim'de 99, Hoca Efendi 104 diyor. Kur'an-ı Kerim'de eksik ilim adamları tespit etmiş. 104 tanesi belirgin. Zeynel Abidin Hazretleri'nin Cevşen-i Kebir'inde ise 1000 tane tarifi var. Esma-ı Hüsna'nın 1000 observation'ı var. İbn-i Arabi de 1000'i geçmiş yani kitaplarında. Bediüzzaman Said Nursi 40.000'i geçmiş. Risale-i Nur bu nedenle 40 kat daha değerli bir eserdir. Kıyamet kopana kadar tasarrufatını ve iman hizmetini, Esma-ı Hüsna hizmetini devam ettirecektir. Bu nedenle Risale-i Nur hizmeti yok edilemez, engellenemez ve bu Risale-i Nur hizmetiyle, Kur'an tefsiriyle, icazi Kur'an tefsiriyle savaşan Soykırım Krallığı, Mit Krallığı, Süfyan Tuyuk ve avanileri cehennem dibine gidiyorlar tabi. Esma-ı Hüsna Besmele ile başlar. Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Ve 18 isimle devam eder. Bu 19 tane cümle terkipte bir sır vardır. Burada tekrar duanın kısmında 8 isim daha yer alıyor. Bu duada Esma-ı Hüsna şefaatçi yapılarak Rabbimizden mağfiret, şifa, afiyet ve rıza isteniyor. Bu dua gerçekten çok güzel bir dua. Bu Allah'ın isimleri geçiyor. Bediüzzaman Said Nursi bu duaya çok önem vermiş Risale-i 32. sözde geçiyor. Ve yine 20. mektubun 2. makamın 8. kelimesinde ve huve hayyun la yemut derken bunu izah ediyor bu duayı. Duayı ezberlemek gerekiyor gerçekten. Bu dua ezberlenip ve her gün okunursa bu 19 tane sırrı alırsınız. Eğer 7 tanesini merak ediyorsanız, 19 tane ağır geliyorsa ben 7 tane vereyim. Dün bir Yahudi aslan vardı da onunla Kabala, Mistizmi ve İslami Sufizm arasındaki ilişkiyi ben konuştum. Orada bu
Çocuğun elinde girişte 7 tane isim var. İsrail'den almış. Ben de fotoğrafını çektim. Ve onun başında seans yaptım. Dedim bak, bu Hazreti Süleyman'ın 7 Esma Hüsna'sıdır. Yani the seven seals. 7 mühürdür yüzüğündeki. Şu yüzük değil tabi. Ne yapayım yüzüğüm ya? Ha, bu yüzük değil. Bu yüzükte yani bildiğiniz evlilik yüzüğü işte. Gümüş. İçinde bir şey yazıyor. Ve ben hiç çıkartmadım. Bu yüzük başka. Hazreti Süleyman'ın yüzüğü Lord of the Rings yani. O kayıp yani. Aslında kayıp değil. O yüzüğü herkes takınabilir. Sadece Hazreti Süleyman için değil. 7 tane isim etrafında döner her şey. Hazreti Süleyman El-Fert, El-Habir, El-Sarid, Hay, Kuddüs, Kayyum, Kahar isimleriyle donanmış 7 isimle müsemma bir kral peygamberdi. Bu 7 isimle dünyayı fethetti. Yani 7 tane isim. Bunun karşılığı love, sevgi, aşk yani, life, yaşam, fertility, üretim, luck, şans, success, başarı, health, sağlık, happiness, mutluluk. Bu 7 tane sosyal application'ı, insanın hayatına yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bu konu hakkında bir analiz yazacağım da o yüzden not ettim. Çünkü Esma-i Hüsna'nın analizini yaparken bu 7 tane Seven Seals, Muhammed'in Seven Seals var. Peygamberimizin de 7 tane dominant kişilik yapısında isim var. Hazreti Süleyman'ın da 7, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de 7, Hacı Bektaş Veli'nin de 7, Hacı Baydan Veli'nin de 7, Fatih Sultan Mehmet'in de 7, Yavuz Sultan Selim'in de 7. 7 Hazreti Hızır'ın rakamıdır. Hepsi Hazreti Hızır'dan ders almıştır. Hikmet ilmini almıştır. Bu nedenle 7'dir. Peygamber Efendimiz'in rakamı 13'tür. Hazreti İsa'nın 11'dir. Biraz sır vereyim. Rakamların sırları vardır tabii. Bu rakamların ilmi vardır. Bu nedenle aşk denildiği zaman, ruhani ve mecazi aşk denildiği zaman bu şifreleri bilmek gerekir. Ve istikrarlı dualar hayata hayat yapılırsa, kişilik yapısıyla müsemma olursa o kul durdurulamaz. Allah'ın ve meleklerin yardımını alır ve hiç kimse yok edemez. Allah'ın dediği olur. Kün feyekun. Allah ol denir ve onu verir. Bu nedenle mağlup ettik, bitirdik, yok ettik filan. Bunlar tabii saçma sapan şeylerdir. Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Hoca Efendi'nin rakamı Esma-i Hüsna'sı evet 11'dir. Hazreti İsa ile denktir, Musavi'dir. Çünkü ruhaniyetleri Hazreti İsa'nın nefesiyle denktir. Hazreti Meryem'in ruhaniyetiyle denktir Hoca Efendi'nin. Zaten ömrü de Hazreti Meryem ile paraleldir. Hazreti Meryem kaç yaşında vefat ettiğine bakın. Hoca Efendi'nin ne zaman vefat edeceğini anlarsınız yani. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendisinin ne zaman vefat edeceğini biliyordu. Ta 1923'te biliyordu yazdığı şiirde. Dolayısıyla o kadar zehirlemeye çalıştılar. 19 defa sürgünler, hapisler, işkenceler filan. Bediüzzaman Said Nursi biliyor ne zaman öleceğini. Öldüremeyeceklerini biliyor. Aradakiler imtihan yani. Bu imtihanı kazanmak gerekiyor. Çileler, eziyetler bunlar hiç umursamıyor. Hiç kendisine zulmedenlere beddua bile etmiyor. Zalimler için yaşasın cehennem diyor o 31 Mart vakasında. Daha sonra Barlı'dan sonraki hayatı üstadın çok tevekkül, tam tevekkül ve tamamen tam sabır, aktif sabır. Aktif sabır şöyle yapmış. 1500 tane mektup yazmış yani. İsa-i Nurlar eşsiz bir eser. Benzeri yok yani dünya yaratıldığından beri. Böyle bir Kur'an tefsiri, icaz tefsiri hiçbir İslam alimine nasip olmamış. Allah-u Teala onun ihlası ve samimiyeti yüzüstü hürmetine, o Esma-i Hüsna'ların ilmi yüzüstü hürmetine. Bediüzzaman Said Nursi
böyle bir eser yazdırılmış yani. Buna yazdırıldı deniyor. Bir tuluat var yani. Bir sünuat-ı kalbi var, bir ilham var, inspiration var, bir taalluk var, bir tahakkuk var, bir tahattur var, bir tebettül var, bir tebettür var, bir tecdit var. Yani eğer bunları açarsam uzun sürecek. Üstadın risalelerini bu kelimeler etrafında incelerseniz tegayyür eden, tegayyir eden devrimi yaptığını görürsünüz. Ruhsal devrimi ve zaman saykınüsü temelini sağlam atmıştır. Sağlam bir temel. Öyle Rizeli müteahhitlerin attığı temel gibi değil. Kan üzerine, soykırım üzerine kurulu, haramzadeli üzerine kurulu değil. Dolayısıyla bu temel yıkılamaz yani. Bu temel üzerine yükselen hizmet hareketi bu nedenle sağlam temel oturduğu için insani ve imani ve İslami bir temelde yükseldiği için bir aşk temelinde bu dört tane ana aşk temelinde yükseldiği için çok daha sağlam bir şahsi manevi yükseltmiştir. Bu tek kişinin yapacağı iş değildir zaten. Ve bu iş herkesin katkısı olduğu için kimse sahiplenemez. Yani ben yaptım, ben ettim, benim başarım diyemez. Kimsenin babasının çiftliği Moğol'da değildir. Biz bunu söylüyoruz. Bu zerlik yapıyoruz. Bize kızıyorlar. Yani aforoz edenler var. Efendime söyleyeyim. Yok efendim o delidir diyen var. Desinler. Çok çok da umurumda değil aslında. Ebu Zer olmaktan gurur duyarız. Mutluluk duyarız. Ebu Zürcani olmaktan zevk duyarız. Öyle desinler. Yok etmeye çalışsınlar. Bakalım başaracaklar mı? Ben de merak ediyorum. Başaramıyorlar tabii. Çünkü kendileri offside'e düşüyor. Offside. Ebu Zer Hazretleri evet yalnız yaşamış, yalnız ölmüştür ama hakikati dosdoğru söylemiştir değil mi? O nedenle Ebu Zer Hazretleri hala hatırlanır. Ama pek çok sahabenin ismini hatırlamazsınız, bilmezsiniz. Kimisi sessizdir. Kimisinin kişilik yapısı gizli saklı yapmayı tercih etmiştir, hafi kalmıştır. Kimisi de Halid bin Velid gibi bir Seyfullah'tır. Kılıcıyla ölmüştür, atıyla ve hiçbir mal, mülk, servet, miras bırakmamıştır kimseye. Sadece çocukları şehit olmuştur sağda solda. Diyarbakır'ı fethederken oğlu Süleyman sur dibinde yatar. Bir cami yaptırmak nasip olmuş orada. Diyarbakır sağlam bir temel oturur. Halid bin Velid'in şehridir Diyarbakır. Bu nedenle Halid bin Velid'in emanettir bize. Biz neden emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz? Çünkü bu emanet bütün sahabelerin emanetidir. Bu emanet hiç kimseye hediye edilemez. Kimsenin siyasi bir aracı, malı değildir. Biz siyasi parti pırtının da programı veya kullanacağı, istismar edeceği bir değer değildir. Bu nedenle hizmet hareketi çok ciddi bir şekilde mert ve civanmert bir şekilde duruyor. Devrim böyle olur zaten. Devrimi cesurlar yapar. Civanmertler yapar. Devrimi aşk ve tutkusu olanlar, passion, compassion olanlar yapar. Bu noktada hiçbir şekilde taviz vermez yani. Ben kayyumdur yani. Cebbardır üstad. Biliyorsunuz Said Nursi Hoca Efendi Cebbar ismi tecelli etmiştir ve kayyumdur. Yani sabit durur. Sabit. Çizgisinden bir değişiklik, bir taviz vermez. Öyle zalimlere özür dilemez yani. İzzeti vardır İslam'ın bu çizginin, şahsı manevinin. Hiç kimseye yedirmez. Kimseye peşkeş çekmez. Satmaz. Kredisini, güvenini kullandırmaz. Kullandıranlara da kızar tabii. Kızması lazım yani. Çünkü
bir siyasi partinin malı değildir ki veya kullanabileceği bir değer değildir ki biat etsin. Yani değil mi yani? Gül devri böyle gelmeyecek. Ali Ünal abinin dediği gibi gül devrini getirecek olan devrimciler özgür olan Allah'a kul olmuş bendelerdir. Koyunlar değildir. Maymunlar, domuzlar falan olmuyor yani. Bunlar düşünmeyen hayvan ruhları. Yani hayvanlık aleminde daha insanlık alemine ulaşamadıkları için oralarda geziniyorlar yani. Ne zaman insanlık alemine çıkarlarsa o zaman muhatap olabiliriz yani. Yoksa hayvanlarla konuşamıyorsun pek yani. Zombilerle, hayvanlarla pek konuşamıyorsun. Burada aşkın bir kanunu vardır elbet. Eğer aşkın kanunu yeniden yazmak gerekiyorsa yazacağız yani. Başka çaresi yok. Bu nedenle biraz ben aşk konusunda çok duyuyorum. Yani devrimi kim yapacak? Kimdir devrimci? Eğer sosyolojiye bakacak olursanız devrimi her zaman aşk ehli cesurlar yapmıştır. Ölümden korkmayan. Risk almayan, etliye sütlüye dokunmayan, ne şiş kap yansın, ne kebap yansın diyenler devrim yapamazlar. Böylelerini tanıyorsanız, ben yüzlere demişim, sizden devrimci olmaz. Olmaz, mümkün değil. Gerçek devrimci, evet biraz asidir, biraz bagidir yani. Aynı zamanda sait olur ama asilik bakidir. Çünkü devrimci civan merttir. Mert durmak zorundadır. Taviz veremez. Kesinlikle taviz veremez. Milim yerinden kımıldayamaz. Aşkını yaşatır. Ruhani aşk ve mecazi aşk, ilahi aşk böyle oluyor. O aşk tehlikeli tabii. Çok ölümcül bir aşk bu. Ölümsüz aşka ulaşmak ancak bu cesaretle, bu delilikle, bu çılgınlıkla olabilir. Yoksa aşkını kaybeder ve travmaya girer. Bu nedenle herhalde ben bu bağlamda okudum Ahmet Kurcan abi ve Cemil Topkınar hocamızın yazılarını bu şekilde değerlendirdim, analiz etmeye çalıştım. Aşkımız bizim ebedidir, bakidir. Baki olan tek aşktır. Yoksa bir evlet falan baki değil bunlar. Biliyorsunuz yıkılıyor gidiyor. Yani başkası kuruluyor, bölünüyor falan bir şeyler oluyor. Hiçbir devlet baki kalmamıştır. Tarihe bakın, göreceksiniz kimlerin devrim yaptığını. Ben tarihi ve sosyolojiyi, psikolojiyi, mitolojiyi iyi bilen biriyim. Örnekler verebilirim. Peygamberlerin tarihinden örnekler verebilirim. Hangi peygamberler ne yapmıştır, ne kadar ümmeti olmuştur, başarılı olmuş mudur, olmamış mıdır? Allah-u Teala buna bakmıyor. Sayıya bakmıyor. Keyfiyete bakıyor. Verilen görevi yapmış mı? Tebliğ görevini. Ona bakıyor. Allah-u Teala eğer sayıya baksaydı Hazreti Nuh başarısız. Öyle peygamberler var. Ümmeti yok. Hazreti Salih başarısız mı şimdi? Hazreti Hud başarısız bir peygamber mi? Yani failed mı oldu? Hizmet failed mi oldu? Başarısız failure mı gösteriyor diye eleştirenlere ben anlam veremiyorum. Böyle bakmak lazım. Verilen görevi, tebliğ görevini yaptı mı, yapmadı mı? Allah buna bakacak yani. Kendi iradesini kullanıyor bireyler ve kolektif bir güç. Kolektif hatırası var, bireysel hatırası var. Buna bakacak hesap kitap. Da başka şeye bakmayacak yani. Gereğini yaptın mı, yapmadın mı? Yapmadığınız şeylerden sorumlu diyorsunuz. Yaptığınız şeylerden de sorumlusunuz ama eğer gereğini yapabilecekken yapmadıysanız o zaman vebal taşıyorsunuz. Emanete hıyanet etmiş oluyorsunuz. Birine hain demek öyle kolay değildir. Hainlikle suçlamak öyle kolay değildir. İhanet dediğimiz kelime çok yanlış kullanılıyor ve istismar ediliyor. Aşkına ihanet etmiş mi? Mesela bu. Aşkına ihanet edenler var mı? İtirafnamemi imzalamış. Çapulcuların, soykırımcıların itirafnamesini. Dilenememiş mi? Satmış mı? Satılık mı? Yani bunlara bakmak lazım. Yoksa
dimdik ayakta durmuş ve ne olursa olsun hiçbir rüzgar onu devirememiş. Kök salmış. Kökler öyle sağlam ki o kökleri kimse kopartamaz. Çünkü kökler cennete gidiyor. Ucu cennette Tuba ağacında bağlı yani. Paralel yani. Bu nedenle öyle bakmak lazım. Aşkın kanunu yazmak gerek yeniden. Ve bunu yazmak da hizmet edenlerine. Ben nisalara düşer diye, kadınlara düşer diye düşünüyorum. 21. yüzyıl ruh hastasıdır ve bu devrimi şefkat kahramanı kadınlar yapacaktır diye bekliyorum. Çok erkeklerden niyeyse pek umudum yok yani benim. Yani gayret noktasında kadınlar daha gayretli, daha aşk bir şevki var, daha efendim söyleyeyim anne merkezli şefkati gösterecek bir medeniyet kurabilir diye düşünüyorum. Tarihe baktığımızda da aslında bütün devrimleri kadınlar yapmıştır. Ama erkekler çalmıştır yani. Ve erkek egemen sistem kurup zulmetmiştir diye bakıyorum. Ben tarihi biraz tersinden okuyan biriyim. Örnekleri verebilirim milletlerden. Şimdi Fransızlar mesela devrim yapmış. Hapishaneden çıkmış devrimciler. Noble class dediğimiz asil zanneden derebeylerini yıkmış. Kilisenin hakimiyetine son vermiş. Devrimcilere baktığınız zaman Bolşevikler çiftçilerden çıkmış. İşçi kısımdan çıkmış. Yani ezilen çiftçi ve işçiler Rusya'da 1917'de Bolşevik devrimi yapmış. Karl Marx ve Friedrich Engels, yani onların komünizm manifestosunda devrimi Avrupa'dan bekliyordu. Avrupa'da komünist devrim olmadı. Bolşevik devrim olmadı. Halbuki sanayi devrimi tamamlamış, aydınlanmayı tamamlamış, demokrasi yolunda ilerleyen, insan haklarına değer veren Avrupa, komünist olmalıdır diye düşünüyordu Karl Marx. Ve proletarya dediği, işçi kesimi, fehre kesimi, ezilmişler, kapitalizmin ezdiği insanlar devrim yapmalıydı. Ve bu kendisini asil sayan, çalan, çırpan, devleti ele geçirmiş derebeyler, kontlar, dükler, prensesler filan yok olmalıydı. İmparatorluklar yıkılmalıydı. Çünkü bu padişahlıklar, monarşiler zalimdi. Halk devrim yapmalıydı Avrupa'da. Bu devrimi Rusya yaptı. Proletarya sınıfı, çiftçi sınıfı yaptı. Ama Türkiye'de bakıyorsunuz bu devrimi kim yaptı? Devrimi kim yaptı? Devrimi 150 yıldır masonlar yapıyor. Evet, masonlar yapıyor. Sabotajcılar yapıyor. Çoğunluk yapmıyor. Yani Türkler yapmıyor, Kürtler yapmıyor. Çoğu çiftçi, eğitimsiz, cahil bırakılmış, eğitimli olan kesim 150 yıldır entelektüel kesim masonlar. Bektaşiler yapıyor. Ve bunlardan Türkiye kurtulamıyor. Çünkü sürekli şekil değiştiren dansöz bir yapıları var. Ve Bektaşilik tarikatını masonlar ele geçirdiğinden beri yani 1829'dan beri bu böyle devam ediyor. Yaklaşık kaç 200 sene mi oldu? 200 seneye yaklaştı. Böyle bir durum söz konusu. Eğer siz devrim yapmak istiyorsanız masonların insanlık hizmeti yapmadığını, ayrımcılık yaptığını, yani başka bir elit kesim oluşturarak bir noble class, elit class oluşturarak yani classification, insanlar arasında bir kast sistemi meydana getirerek ezdiğini göstermek zorundasınız. Bazen benim komplo teorisi yazdığımı zannediyorlar ama ben aslında sosyolojik olarak olaya çok objektif yaklaşıyorum. Diyorum ki bu insanlık değil. Eğer şimdi siyasi İslamcıları, laikçileri ben niye eleştiriyorum? Çünkü kast sistemi kuruyor. Hindistan'da kast sistemi var. Sen de bir kast sistemi kuruyorsun. Bunun medeniyetle alakası yok. Medeniyetle alakası olmayan her şey yıkılır.
İnsanla alakası yok çünkü. Ne yapıyorsun? Devleti istismar edip kendi elit zengin sınıfını, yandaş kısmını oluşturup diğerleri, ötekileri eziyorsun. Ve utanmadan gelin bu ülkede vatandaşa ihtiyacımız var, ezeceğimiz insanlara ihtiyacımız var, kibir gösterecek insanlara ihtiyacımız var diyorsun. Kibir gösterisi yapmak istiyorsun. Eğer ezecek insanlar olmazsa sen kime hava atacaksın? Değil mi? Popülizm yapacaksın. Öyle adam, o şekilde bir aşkı var. Yani soykırım yapma konusunda, çok hırsızlık yapma konusunda aşkı şevki var. Ve terbiye edemiyorsun. Çünkü her nefis bir firavun haline dönüşmüş durumda. Self-interestleri aşkını geçmiş. Selfishness, arrogancy, arrogant behavior ve greedy anlayışına sahip. Kime çalışıyor? Kapitalist şeytanlarına çalışıyor, komünist şeytanlarına çalışıyor. Veyahut da herhangi bir saçma ideolojiye çalışıyor. Kemalizm, Vehhabizm, whatever yani. Hepsi çöplük yani. Friedrich Nietzsche'nin dediği gibi. O da asi bir gazeteciydi gerçekten. Umutsuzluğa kapılıyor belli noktaya gelince. Allah öldü diyor. Sonra kendisi ölüyor. Allah ölmüyor. Sen gözünü kapatmakla kendi kendini yok ediyorsun. Burada ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. Allah'ın manifestation'ları, o aşkı devam eder. Kainatın mayası sevgidir, aşktır. Uvvet ve hub üzerine kuruldur. Yani muhabbet ve veludiyet üzerine kuruldur kainatın mayası. Her zaman aşk galip gelir. Nefret, ayrımcılık, ırkçılık, ötekileştirme kaybeder. Ne olursa olsun. Allah-u Teala imtihan etmek için zalimleri kullanır ki insanlar ruhani ve mecazi ilahi aşklarını bulsunlar. Benim yorumum bu şekilde. Çılgın, sessiz çılgın diyorlar bana. Ben pek sessiz bir çılgın değilim yani. Bayağı gürültü çıkartan bir çılgınım. Evet. Bu dünyada biz sadece birazcık dua var deriz. Merhamet, ah merhamet deriz. Rabbim eyledi, ah merhamet. Hadi uzat ellerini, tut ellerimi deriz. Ve biz o ruhani ve mecazi aşkı arzular ve ararız. Cismani aşklar peşinde değiliz. Geçici dünya aşkları peşinde değiliz. Ölümsüz ruhumuz bizi, dünyayı ne yapsın yani? Cismani aşkları ne yapsın ki? Geçici hepsi. Yaşlandı. Yani ondan sonra bitiyor. Tuğla emeller, kasrı emen mecazi aşka götürür. Allah'a götürür ve ilahi aşka götürür. Bunu bulmak için de insanlar evlilikte imtihanlar yaşıyor. Bu imtihanları yaşaması gerekir ki ruhani aşkını ve ilahi aşkını bulsun. Leyla'sını, Mecnun'u bulsun. Leyla ve Mecnun kaybolur sonra. Yani bir basamaktır, araçtır. O araçlar Allah'a ulaşmak için, ilahi aşka ulaşmak için ruhani aşklar da buna dahildir. Ruhları hasret yaşar. Çünkü Allah'ın nefrettiği nefesi vardır ruhunda. Ölümsüz aşka, baki olan aşka müştaktır. Ne yaparsa yapsın bunu susturamaz, hindiremez. Ölümsüz olduğu için de dinmez hasreti. Onun hasreti ebedi alemedir. Ebedi aşkıdır, ölümsüz aşkıdır. Allah-u Teala insanların ruhuna böyle bir kalite koymuş. Dünyadaki tüm varu serveti elde etse yine de tatmin olmaz. Mutmain olmaz. Mutmain olacağı tek yol Allah aşkını bulmaktır. Araçlar evet gerekir. Tabii unsuri, ruhani aşklar gerekir ki mecazi aşkı tam otursun kalbine, ruhuna. Bütün hücrelerine otursun. Bütün hücreleri Allah desin. Bütün hücreleri Allah derse zaten nuraniyetiyle kainatta, yeryüzünde yürürken görenler Allah'ı hatırlar ve o Allah'ın
eli, gözü, ayağı, dudağı olur ve hal lisanıyla tebliğ etmiş olur. Bu nedenle aşk hal lisanıyla arz-ı endam eder. Kimse öldüremez aşkı. Öldürenler katildir zaten. Öldürdüğünü zanneder ama ölmüyor. Sezen Aksu'ya bayılıyorum ben. Sezen Aksu, bunu keşfetmiş bir sanatçımız. Sezen Aksu dinleyin. Aşkı öğrenmek istiyorsanız.